muhabbesi. Le 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 canım, gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin, olursa o kız olsun. Le 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 canım, esmerler kovardası. Sen güzelsin. Sen güzelsin, Esmer sen güzelsin. Hayır, şimdi Esmer sen güzelsin. Esmer'e bak. Harika bir Esmer. Karışık. Sevgili annenin ne dediğini duymadınız. Sen dünya güzelisin dedi. Siz duydunuz. Televizyonların başında oturanlar duymadı. İzahat veriyoruz evladım, elim belde, onunki de bende belde. Bakın. Yani biz daha doğrusu belleşiyoruz. Ve güzel kızımızı alkışlıyoruz. Amanında yine Allah. Efendim, ön saflarda oturanlar. Hani derler ya şeyler ön saflarda. Bizde insan ayrımı yoktur. Bizde insan ayrımı gerçekten yoktur. Yani bende yoktur. Ama sırayla kim ve orada. Yani herkes... Yani... Yerlerimiz numaralı değil. Ama böyle fıstıkları da öne almak mecburiyetindeyim. Yani bana yakın olsunlar. Bunlar biliyorsunuz bizim beyaz meleklerimiz, hemşirelerimiz. Aksoy Hastanesi'nde görev alıyorlar bunlar. Bir dakika. Allah cezanızı verecek. Aksoy Fransız mı? Siz Amerikan. Bunlar Alman. Onlar Rusya. Eyvah. Ben de Türkiye. Hayır şimdi. Onları davet ettik biliyorum da. Hani hemşireler haftası ya. Bir de şimdi böyle siz görünce. Hayır hiç orayı okumadım yemin ederim. Okumadığım için. Diyorum ben bunları tanımıyorum ama herhalde bunlar yeni elemanlardır diyorum. Bir de şimdi neden böyle geldiniz? Bak fıstık gibi giyinmişler. Bakalım tanıyabilecek misin? Ha. Şimdi adam diyor ki beni tanıdın mı abi? Hani diyor falan yerde trafiktim. Ben trafik memurdum. Sen çevirdin ya. Çevirdin mi diyorum? Ne kadar ayva yedik? Abi yok ya senden konuştuk ya. Babam diyorum o zaman resmiydi. Şimdi sivil olunca nereden tanıyayım? Mesela asker diyor ki abi hatırladın mı beni? Diyorum ki vallahi çıkaramadım. Ya ayıp abi ya.
Hani Sivas Temeltepe'de? Hani askerdik? Hani sen öbür taburda kalıyordun, ben bu taburda kalıyordum. Ne işte, Sivas'taydık, tanımadın mı beni? Ya babam, ne aynı koğuşta yatmışız. Ne yataklarımız bitişik. Ne aynı orada yüz yüze gelmişiz. Bir de aradan 20 sene geçmiş, diyorsun ben tanıdın mı? O zaman bıyığın yoktu. Kafa saçın yoktu. Şimdi bıyığın var, sakalın var, saçın var. Nereden tanıdın? Yap! Bugünkü konumuz tanıyıp tanımama. Şimdi orada gerçekten böyle beyazlar içindesiniz. Şimdi hemşireleri gördüğümüz zaman, doktorları gördüğümüz zaman hepimiz korkarız. Hasta yatağındayken. Ama aslında onların bize zararı değil, faydaları vardır. Neden faydaları vardır? Çünkü Yüce Allah her an arzu ettiğimiz her yerdedir. Kalbimizde, yüreğimizde, damarımızda, kanımızın içindedir. Ama sen onu görmezsin. O ne yapar, ne eder, seni yönlendiren o. Şimdi Yüce Allah'ın her dakika yaramızı saracak hali yok. Vesiledir bunlar. Bunları göndermiş, onlar pansumanımızı yapıyorlar. Cıst, inneyi vuruyorlar. Vallahi. Bütün hemşireleri buradan kutluyoruz ve alkışlıyoruz. Bütün doktorları kutluyoruz ve alkışlıyoruz. Ne demiş Yüce Atatürk? Beni Türk hekimlerinin eline teslim edin. Bu kadar güzel bir laf mı olur ya? Evet. Şimdi programımıza başlıyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere ve televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen, hem de böyle şey gibi izleyen, deli gibi, gözlerimizin içine bakan. Halbuki biz onlara bakıyoruz, onlar bize bakıyor, bakmıyor bize diyorlar. Biz onlara bakıyoruz, hep onlara bakıyoruz. Çünkü hayatımız onlar, canımız, kanımız, damarımız onlar. Damarın içinde dönen kan sizsiniz. Siz olmazsanız öldük. Onların, Yüce Allah'ın ve onların sayesinde birinci oluyoruz. Her hafta birinciyiz. Birinci olmaya da devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Ve şimdi çiçek alıyoruz. Gel. Allah. Teşekkür ederim. Bayılma diyor. Sana ne bayılırsam? Allah Allah. Sen de benim yerime gel de onu öp bak. Bayılır mısın yoksa? Bayılırsın. Gel kız. Öp beni bir daha. Belki bayılırım. Gel. Seni gebertirim. Benden başka göze bakarsan şu anda program bitene kadar. Var mı kız nişanlım? Hah. Sonra yormuş ev. Lan sen mi benim nişanlımı aradın lan? Yalan mı ya Allah? Evet, neymiş? Kral... Estağfurullah. O kadar kral çok ki ben krallıktan vazgeçtim. Sallasan konu krallar dayıyor. Kral İbo'ya sevgilerle diyor, ışık. Allah Allah, güzel adı varmış ha. Evet, şimdi Mame. Bak, hırpo geliyor. Mame güçlü, canım. Mehmet güçlü. Abi, beni mi çağırdı? Selam abi. Mehmet güçlü gel. Ya koşa geldim. Benim çağırdı. He, ne dedim abi, ben şimdi oraya bağırdım? Ben duymadım. Ha, senin adın ne? Ya benim adım Hac Abdullah Muhammed Emin Fakrettin İbrahim Mehmet güçlü işte. Senin adını mı ezberliyorum ben? Tabii ki Mehmet güçlü diyorum. Nerede kaldın? Seni 300'den geç kalayım. Niye geç kalıyorsun? Seni 300 sürü. Ne var benim işimde? Ne kapıda bir tane gelmiş baktım böyle bir adam. Nasıl bir adam? Bağırıyor. Ben şikayetçiyim İbo'dan, Dedim kardeşim, normal bir şikayeti varsa, bak dedim, Ahmet Vardar abimize gidersen. Eğer televizyonlardan bir şikayeti varsa, Erdoğan Sevgin abimize gidersen, adam kimin derdi oynadırsan, adam kimin adam da seni dinler dedim. Dedi yok. Peki neymiş derdi? Dedi ben İbrahim Tatlıses'ten şikayetçiyim. Ben niye şikayetçiyim lan? Ben de aynısını söyledim. Niye şikayetçiyim lan? Demedim yani o kadar. Niye ses şikayetçiyim dedim. Diyeydin. Adam iri yarı korktum. Nerede dedim şikayeti? Benim evimin çatısına yazı yazmış kaçmış. Dedim sen kafayı mı yedin?
Dur ki dedim sen kafayı mı yedin? Bir dakika, neyin çatısına yazı yazmış? Evinin damının çatısına sen güya semsal yani. Onun dediğine aynı adıyam. Sen yazı yazmışsan ve kaçmışsan. Ben kaçmışım. Ha, dedim ki ispat et diye o zaman. Bir baktın videosundan gelmiş. Arkada arkada. Videoyu seyrettirdim bir arkadaş. Ya kardeşim videoyu seyrettim. Ya, abi, abi lo. Ben rezil oldum ya. Burnumun deliği baş aşağı oldu ya. Ne böyle bir şey olur mu ya? Senin ne işi var halkın elin tanımadığı adamın damının çatısında eli almış klibi seyretirdi bir ya. Eli almış. O iş yapıyoruz biz. Ya kıpkırmızı bir boya almışsa adamın damını almışsam bir tanem. Ne yazacaktık? İki tanem mi yazacaktık? Ne bu klip mi? Hayret bir şey Allah Allah. Ya şimdi ben seni oynadım Şimdi adam yanlış anlamıştır. Abi bir dakika kardeşim ben adamla konuştuk mu seni oynadım sen söylediğini oraya götüremem ki. Tamam söyle. Dedim ki kardeşim senin yanlışı var dedim o dedi ki o ispat ettim ya ben görmüşüm gördüm klipte gördüm seyrettim. Şimdi ben siyah söyleyeyim. Siyah akıl veriyem almışsan. Nasihat veriyem almışsan. Siyah diyeyim ki acık bu klip milip çekimi yaptığı zaman böyle bir sor. Benden bir akıl ol ben sana akıl veririm. Ne saçma sapan klip yapmışsan. Nedir o klip? Ben mi saçma sapan klip yapmışım? Ya kardeşim 150 metre uzağa yazmışsan bir tane. Senin sevgili o kadar uzun boylu mu? Yoksa kuş mu? Canavar mı? King Kong mu? Nereden okuyacak? Allah irak eder, Allah irak eder. Oradan bir uçakçı geçse. Pilot kafası hoş. Yani uçak geçse. Ha uçak geçse. Baksa ki bir tane pilot desek acaba yer mi seniler yoksa hosteslere laf mı atıyorlar? Kafası bozulur, Asya bir uçak kazan. Bilmeyen diyecek ki, bu adam ne kadar görgüsüz bir ev yapmış. Evin üzerine de bir tane ev yazmış. Evladım, o yanlış anlamış. Ayrıca o ev o adamın evi değil ki. O başka bir ev. Ben gittiğimde de ev boştu. Çıktık, yazdık, gittik. Ve... Yani bu ne demek kaçtı şimdi? Ve... Evet, adam yalan söylüyor. Kendi evi değil ki. Eyvah. Gene bana yol göründü. Eyvah. Ne oldu? Ya şimdi... Senin evi de boya moya lazım değil mi? Yok. Yani evin boya ihtiyacı yok. Yok. Nasıl olacak? Nasıl sen oradadır ben buradan oynatırım seni. Nasıl kızmak, olacak? Kızmak var mı? Kızmak yok. Benim evimle ne alakası var şimdi bu boyanın? Alakası var yok. Var. Ne var? Dedi ki ben de onun evinin damına çatısına ancak yazı yazarsam dedi ben ödeşirem. Ben de o kızgınlıktan evin adresini verdim. Benim evin adresini verdim. Yani ya, şimdi adam benim evin çatısında. Çatısında ama dur adam. Elinde boyalar. Dur ama inanın. Oraya yazı yazacak. Ama ne yazacak? Ne yazacak? Dedi ki ben şarkı türkü bilmem. O dedim ya. Ben dedim ki ben size söyleyeyim. Şimdi senin evin çatısı maşallah çok büyük ya. Dedim bir tanemi söylesem sıkmaz. Büyük bir yazı yazmağı lazım adamın. Ne yazdılar? Dedim ki... Oynayak mı? Dam üstünde uneler tombul tombul memeler dam uneler. Bir dakika gel. Gel lan buraya. Allah cezanızı verecek. Adam benim çatıma dam üstünde memeler yazıyor. Dam üstünde memeler değildir ha. Dam üstünde uneler tombul tombul memeler. Evimin çatısına ha. Okumayın. Uçakların rotasını değiştirmek lazım. Kim geliyor? Sanatçı mı geliyor? Efendim konuklar. Oh. Harika avcı. Ve İdoba'ya, İdoba'yı kasetçiliğe son transferlerimizden değerli sanatçı arkadaşımız Harun Kolçak. Abi niye burayı öpüyorum? Adamın yüzünde hem sakalı var hem nemle öpüyorum, burayı öpmüyorum ya. Oh. Çok teşekkür ediyorum bu iki tane güzel sanatçıya. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Şeref verdiniz. Şimdi bir de grup var. Yine İdobay
Yani bizim plakçılık firmamızın elemanlarından, ekiplerinden, o ailenin fertleri. Grup çağırıyorum sizlere. Bakalım beğenecek misiniz? Grup Laçin diyoruz. Harika, iyisiniz vallahi. İbrahim burada mı oturuyor? Yok, orada mı? Aniden üstüme üstüme gelince... ...ne oluyor dedim, evet gençleri alıyoruz yerlerine. Evet. Bu ne? O benim portakal suyum. Şey... biraz şekere ihtiyacım vardı o yüzden. Hı. Gerçekten bu ara çünkü beslenmeme dikkat edemiyorum. Sarıyla kırmızı yan yana gelince bir... Aa onu mu? Şimdi ben de Beşiktaşlıyım. Ne yapayım? O değil ben. Ben Beşiktaşlıyım. Ben de böyle git. Aa inanmıyorum gerçekten. Baba bu arada söyleyeyim de bari. Yani şeyde kalmasın. Bu arada söyleyeyim de. Bütün Galatasaray camiasını... Evet. Bütün şeylerimize rağmen... Her şeye rağmen ne olursa olsun. Ama ne yapalım ki alkışlıyoruz. Benim asistanımın suratına bak. Keyiften ölüyorsun, zevkten ölüyorsun, geberiyorsun. Galatasaray mı? Evet. Gecesi gündüzü benden. Canım. Gecesi gündüzü benden. Hem dizi çekerken hem de böyle şovlarda. Meğer son anda öğrendim Galatasaraylı olduğunu. Şimdi programımıza... bak isme bak abi şimdi. Harika avcı. Hani vardır ya... bela bir avcudur. Hani avcılar kendi kendine anlatır ya... Harika avcı. Çünkü... Gönül Yazar bu ismi bana taktı. Bela oldu bu isim. Başım Gönül Yazar mı bu evet, ismi taktı? Evet, benim Nermin'in. Allah onun cezasını güzel verecek. Başımıza getirdi, bela etti. Harika avcı. Çıkar avcı. Ne söyleyeceğim bize harika avcı? Güzel bir kasetin çıktı. Gerçi bizim firmadan çıkmadı ama olsun. Ama birlikteydik aynı evet, firmada. Evet, bizim de aynı firmada birlikteyiz. Bak şimdi. Benim firmam ayrı, şarkı okudum firma ayrı. Böyle de bir adam gördünüz mü ya? Vallahi billahi. Evet, eskiydik birlikte. Kimin umurunda diyoruz? Söz Seda Akay'a ait. Sevgili Seda Akay. Yani İçim ben... bir ben besteledi ve ben... Fıkır fıkır işlerimi biraz kaynatmak istiyorum. Bu kötü bir hava şartlarında insanlar evet, bugün dışarıda yağmur yağıyor gerçekten. Geldiniz. Bak hemşireler var. Orada evet, resmi hemşire. Burada resmi var orada. Başımızın tacı şey resmi gerçekten. Var. Çok kutsaldır hemşirelerimiz. Ben evet. Her zaman herkese evet. Saygı duyuyor buna inanıyorum. Ve oynuyoruz. Benim çok işim oluyor hemşirelerden evet. Çünkü her gün bir yerim ağrıyor. Uşak değil mi? İcaz karışımı. Ben İcaz manyağıyım biraz. Buyurun canım. Yani topal olursam nasıl olur diye şey yapıyorum. Antrenman yapıyorsun. Evet. Ben seni istersen topal edeyim. Oldu. Belim ağrıyor onun için elimi belim attım. Orada hani şey mi? Ne var? Beyaz Meleklerin haftası da ya. Hemşireler haftası. He buyur ne olacak? Kasahane mi yatacaksın? Yok ben bir romantik şiir okuyayım onlara. Ne söyle bakayım. Evet. Duydum Şeytan Dağı'nda büyücü bir kadın yaşarmış. Aşka inanmayan taş kalpleri büyüler, kara sevdalı yaparmış. Yüreğimde acımın öyküsü yollandım Şeytan Dağı'na. Az gittim, uz gittim derken vardım bir akşam büyücünün mağarasına. Dedim ki bir halden bilmeze düştüm. Al bütün varımı yoğumu bir büyü yap da anlasın, anlasın sevdanın ne yaman şey olduğunu. İki yürek oydu taştan, koydu bulanık bir suya. Üç vakit sonra gel diye seslendi bir kuyuya. Üç gün, üç ay, tam üç yıl bekledim.
Derken bir kuşluk vaktiydi, çalındı kapım. O kendini beğenmiş deli dolu kız. Ne hallere düşmüştü Allah'ım. Kapandı dizlerime, sev, sev diye yalvardı. Git dedim, git, git, git istemiyorum artık. Biraz da sen öğren sevmesini. Geceler boyunca yalnızlığın o kahreden acısını. Of, inanmayın dostlarım, inanmayın. Ne büyü var ortada, ne de büyücü. Yıllardır kendimi avutmak için uydurdum bu yaşanmamış öyküyü. Teşekkürler. Çok güzel. Yeter, yeter, yeter. Yeter. Ben de aptal aptal dinliyorum. Ortada fol yok, yumurta yok. Kendi kendine uyduruyor. Ne şey varmış, ne bileyim ne varmış. Ama bir gerçek var, bir reklam olabilir yani. Reklamlar. Abi ya bu reklamlar söylettirmeyeceğim ya da beni sancıya tutturuyor. Reklamlar. Ne diyeceğiz, yani böyle, nasıl hadi, söyleyeceğiz? Ona reklamlardan para kazanıyorum. O zaman yoksa... bir dakika, bir tekrar alalım. Peki. Alıyorum. Reklamları izliyorsunuz, bizden ayrılmayın. Efendim, Harun biliyorsunuz. Hem yorum, çok iyi bir yorumcu, hem iyi bir besteci. Hem güzel söz yazıyor, güzel müzikler yapıyor. Ve onun zaman zaman şarkılarından etkileniyoruz ve duygulanıyoruz. Şimdi de bize ne okuyacak onu bir bakalım, dinleyelim. Ne okuyacaksın bize? Yetmiyor Geceler diye bir şarkı var. İlk defa televizyonda bu programda okuyorum bu şarkıyı. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey, pardon, özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Çok programa da çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Böyle İboşova özel demeyeyim de çünkü başka programcılar da kırılabilir. Öyle değil. Ama ne kadar az çıksam o kadar iyi diyor kendi. Öyle bir şey ne? Ben yani seyrediyorum. Her programda kendimi oturtamıyorum o program için. Ama bu programda oturuyorum yani. Geldi ağlama işi. Şimdi ama ağlamak yani. Çok komik bir durum oldu. Sen belki niye gülüyorlar diye baktın kendi kendine ama belki de uyanmadın. Şimdi şarkının ortasında öyle bir hal şey yaptın ki ben şarkı bitti diye alkış alkış ben de kalktım ayağa. Hani bir araba tekrar sen yetmiyor deyince ben bir daha oturdum. Herkesin. İlk defa aldandım. Ben de kendimi akıllı zannederim. Şimdi yetmiyor geceler. Ne? Sormayayım herhalde bunun sözümüzü ilk hemen. Yoksa. Bak vallahi sorgu. Hayal kırıklığına uğramayayım. Hakkı yenen değerli bir müzisyen kardeşimiz var. Bunun müziği Eser Taşkıran'a ait. Sözleri benim. Ya bu Harun'u tanırım ha. Vallahi Harun'u eskiden, ben de çok beğeniyorum. Eskiden gerçekten. Saçları siyah mıydı? Sonra duydum bile sarı marı yapmış. Ama yakışmış. Yani. Namusuma yakışmış. Vallahi ciddi çok, söylüyorum. Çok güzel. Uyuzlu olmaya başladım. Acaba ben de boyasam. Benimkini boyamışlar öyle. Bir dergide yapmışlardı benim evet, saçım. Biliyorum. Bu ne kadar ayıp bir şey. Evet, çıkmışsınız. Şimdi Haruncuğum, ikinci program mı bu senden ikinci mi? Yok, üç. O kar oldu mu ya? Ya ben bayağı yaşlanmışım ha bu programda. Hayır. Valla beşinci senemiz bu sene ya. Üç kere maşallah. Hiçbir program gerçekten beş sene böyle devamlı sürekli beş sene üst üste çok sevilip böyle ayakta kalan çok nadir programlar vardır. Biz o ayakta kalanlardan birileriyiz. Tabii bu desteği ilk başta sizlerden alıyoruz. Çünkü sizler seyrettiğiniz zaman ayakta kalınabiliyor. Sonra değerli bize katılan, bizi hiçbir şeyine esirgemeyen değerli sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum buradan. Onlara gerçekten büyük şeyler borçluyuz. Çünkü onlar olmadığı zaman ben tek başıma bir program, iki program, üç, dört, beş, altı, yedi sallandı. Yerden düştü, kalkacak. Ama böyle sanatçı arkadaşlarımız gelince, katılınca biz hiçbir zaman düşme tehlikesi atlatmıyoruz. Her zaman başımız böyle dimdik ayakta kalıyoruz. Onu da sanatçılara borçluyuz. Dediğim gibi sizlere alkışlıyoruz. Şimdi Türk milleti olarak, yani biz Türk olarak biraz oburuzdur. Yani yemeği çok severiz. Mesela benden belli değil mi? Ah! Bak! Aman, 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 aman. Şeyime kaçmış. Kim? Alet açıldı. Alet mi açıldı? Alet? Yani sağda... Aa,
evet, pilleri düşecek. Ha, bu alet açıldı, burayı çek de. Ha, bu alet, ha. Çektiniz mi kameralar? Alet değil mi o ya? Ne kadar herkes burada kötümser. Değil mi, ne kadar? Herkes kötümser tabii. Alet diyor hemen. Ben demedim, gülüyorlar. Yani aletin kuyruğu... Gülmediniz mi Allah aşkına? Bak onda, kafasını şey sağlıyor. Bak önde, biraz da şu ön taraftan güldüler. Gülmediniz için... mi? Allah aşkına. Biraz o... gülmek de... Biraz da çok da fark etmez. Sonuçta şimdi, sinyali almış. Nedir bizim yani oburluğumuz? Hemşire hanımlar daha iyi bilirler. En çok zannediyorum ki hastaneye mide yıkamak için gelenler vardır ya. Mide temizliği. Çünkü kendim pişir, kendi yiye severiz yani. Et severiz biz. Ben seni ilgilendiriyor mu bu iş? Yok. Hiç ilgilendirmiyor. Niye abi ilgilenmiyor? Ben gıcık olmaya başladım. Neden diye sorarsan niye lahmacun yemiyorsun? Ya böyle yemiyorum ya, bu konuyu başlamayalım. Çok uzun bir program olur. Brezilya dizisi gibi sürer mi? Abi ya? Yok, uyuz oluyoruz şimdi biz etçiler. Yaptırıyorlar. Biz size uyuz olmuyoruz otçular. Bana güzelce, ben de otçuyum. Ben sevdiğim. İşte fark evet burada. Etoburlar saldırgan oluyor, otoburlar barıştan yana oluyor. Şimdi biz etobur mu oluyoruz? Ben de... İkimiz birlikte. Aa, saldır. Hayvan besler misin? Beslerim. Ne var? Görüyor musun? Köpekler var, kediler var. Yaniler. Bir de çoğul. Yes. Ya bir tane falan değil. Yok. Yetmiyor bana. Yetmiyor geceler. Çok seviyorum onları. Hayvanlar sevilir. Peki sende var mı? Pardon. Efendim? Korkun. Siz neredeydiniz? Biz hayvanlar alemine gitmiştik. Ay bir dakika. De. Sürünüyorum. Söz Ali Tekin Türe müzik, Gülden Karaböcek. Evet. Ha. Sevdiniz mi Allah aşkına? Ay bari. Sevdiniz mi bunu? Evet ya. Çocukluğunuzu bilenler bilir. Gülden Karaböcek'ten gerçek anlamlı çok yumuşak ve benim çok bir dakika şimdi burada bir şey var. Vardı. Çocukluğunuzda mı? Niye Gülden Karaböcek 100 yaşında mı? Hayır ben 64 doğumluyum. E o da o kadar. Yok sanmıyorum. Evet evet. Ben tanırım çocukluğunu biliyorum. Neşe Karaböcek'in kız kardeşi. Hayır Gülden Karaböcek'in çocukluğunu biliyorum. Elimde büyüdü ya. Biliyorum. Vallahi. Bilmiyorum. Harbiyorsun. Aslında onlar Urfalıdır. Ya Gülden Karaböcek'i biliyorum. Tabii. Gerçekten. Sorun Neşe Hanım'a Karaböcek'e. Ben Neşe Hanım'la tanışmıyorum. Allah ben Gülden'le tanışıyorum. Allah Allah. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Gülden'le hayret bir şey ya. Ben. Urfalıdır Neşe Karaböcek'in kökü. Ben de Sivaslıyım. Ne yapayım? Öyle bir şey yok. Ben Sivaslıyım. İbrahim Bey. Efendim şimdi. Öyle bir şey yok ya. Atıyor. Şimdi huzurlarınıza. Huzurlarınıza. Çağırmıyorum çünkü huzurlarınızda oturuyorlar. Huzura bak. Ben şöyle geçeyim. İsimlerini tek tek saymayacağım. İsimlerini tek tek saymayacağım. Tek tek saymayacağım. Onlar grupla Çin. Kasetleri de çıktı. Gümbür gümbür geliyorlar. Söylüyorum. Buradan da sesleniyorum diğer grupçu arkadaşlara. Niye? Benim yoğurdum tatlıdır. Hani vardır bir yer. Kimdir benim ayranım ekşi? Benim ayranım tatlı kardeşim. Evet. Şimdi bakalım bize grupla Çin. Grupla Çin bize ne söyleyecek? Ne söyleyeceksiniz? Kiziroğlu Mustafa. Evet, unutulmaya kaynak çıkış, kişi ve kaynak kişi Murat Çobanoğlu. Murat Çobanoğlu biliyorsunuz Murat Çobanoğlu değerli Ozan ve aşıklarımızdandır. Onu buradan sevgiyle anıyoruz ve Kiziroğlu Mustafa Anan diyoruz. Kim, baban kim?
teper, oğlunu çaya teper. Alam kim, paşam kim, hanım kim, nigar kim, kim 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 kim? Kizil oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizil oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Paşam kim, hanım kim, nigar kim, kim 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 kim? Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa Bey. Hoş günü la bu. Çekme, çekerken heyecana kapıldım, fark etmedim. Evet. Ay çok güzeldi gerçekten. Çok ben, güzel. Bak, ben çocuklar beğendiniz mi? Birazdan, 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 birazdan canlı bitene bir şey söyleyecekler. Daha o zaman oynayacaklar mı, oynayacaklar bir şey. Allah evladım, Allah. Senin memleketten oynayacaklar dedi. İzmir. İzmir'den mi? Evet. Ege'den olacaklar. Ege'den. Romanya, suratına bak. Ege'den. Surata bak. Ne var? İyi geldi. Çok hediye var bugün. Bugün çok hediye var. Kizir oğlu Mustafa Bey. Bu ne lan? Ne tabii şey? Başka yerden geliyor. Kim söylüyor? Vallahi biz demiyoruz. Buradan teyip meyip yiyordum. Kizir oğlu Mustafa Bey. Yollanıp şu. Açacağım, beni kandırıyorsun. Beni kandırıyorsun. Eyvah gidi. Pis herif. Gel burada. Karteye'den mi geldi bunlar? Kandırıkçı. Bizim İzmir'de okuyacakmışız sonra. Evet, buyurun. Yamacız bana bir. Takayım. Ege'de. Bunu boynunuza takayım. Çok buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Oy ne sıcak boynu varmış yarabbim. Ha, ellerim titriyor. Buyurun. Efendim? Bu bana inşallah uğurlu bebek patisi. Evet, ha, inşallah. Çok güzel ya. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Sait. Ne oldu? Harun'un bakışına mı güldünüz? Harun buraya bakıyor, memelerime bakmıyor, buraya baktı. Ha, patiye bakıyorum ya. Patiye bakıyor be, aa. Ona şey demezler. Görmüşsünüz bugün niye böylesiniz? Memelerime bakıyor musun diye. Bugün şey gelmişler, natif. Hayır, bende de bir sesefer olsa var, pornografi. Hmm. Hayır, pornografi. Yok. Pozitif mi? Pozitif. Pozitif hangisidir? Pozitif. Yani pozitif nispet. Olumlu olan. Negatif. Olumsuz. Olumsuz. Hep olum. Hep negatif şey ettirirler şeyi. Ha, şey, Amerion. Şey. Hayır, şuna halbuki diyor? Biz pozitif şey ettiriyoruz. Bu da Harun Bey'e. Ben de ondan bak takmadım. Harun ne kadar güzel. Valla herkes hazırlıklı gelmiş ha, Sait Bey. Sait abime çok teşekkür ederim aynı zamanda bu arada. Aynı zamanda bu stresi alıyor efendim. Ancak tosta. Efendim bunları da sen onlara dağıt. Ha, dağılıyorum. Grup Laçin'e Laçin. Ve Sait Koç'a teşekkür ediyoruz. Sait Koç Kuyumcular'a teşekkür ediyoruz. Mehmet Güçlü'ye teşekkür ediyoruz. Güle güle. Ağzından senin. Hiç gerek vardı ya. Ya o kadar boş durma ki. Ay şey. Mevlüt Şeker kimin? Ha, ben şarkı söyleyecektim. Yok, reklam diyecektim. Evet. Evet, bekliyoruz zaten. Şimdi reklamları izliyorsunuz. Her biz sessiz sedasız söyledik siz diye şimdi reklamları. Siz de ki... Peki.
Eledim, eledim. Ölt, eledim. Kaynalı beşikte bağlam bebek eyle. Bir laf var, sağ olun sizin de. Orada ağlayan bir ana görüyorum. Hani bir köy vardır uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gitsek de kalsak da ne, öyle bir şey mi var? O bizim köyümüz. Evet. O bizim köyümüz. Orada bir ana var. Çok güzel. Yani. O hepimizin anası. Gerçekten anamız, analarımız, ağlayan analarımız, altımızı yıkayıp temizleyen analarımız, bizi büyütüp besleyen, mama veren analarımız, sabaha kadar bizim için uyumayan analarımız. Onların ellerinden öpüyoruz. Analar gününü kutluyoruz. Yüce Allah'a yalvarıyoruz. Analarımızı cennetin dışında bir yere gönderme ya Rabbi diyoruz. Evet. Gözlerimizi yaşarttılar. Ağlattın bizi yine. Ben de ağlıyorum. Ben de... Sanki ben sağlam bir adam mıyım? Ben ağlamam öyle kolay kolay. Vallahi. Sağ ol. Sen duygunu yitirmemişsin demek ki. Ne güzel. Bir şiir var burada. Ben pek şiir beceremem. Zaten annem beceremediğimi de... Köşe yazarları söylüyor. Yani şiir bir meziyettir okumak. Bugün senin günün, analar günü. Anneler diyor da ben özür dilerim, anne diyemeyeceğim. Ana. Bugün senin günün, analar günü. Dünyanın en güzel, en mutlu günü. Bugün gelirken Radyo Tatlı Ses'in yeni arkadaşlarla birlikte tekrar yeni bir döneme girdik. Yani hemen hemen 20 gündür Radyo Tatlı Ses çalıyordu ama konuşma falan yoktu. Bugün baktım ki arkadaşların coşkusu, moşkusu, işte hoş geldik, hayırlı uğurlu olsun, işte bir... Yani konuşuyorlar ama hep işten konuşuyorlar ve çok duygulandılar. Ben de arabanın içinde gelirken...
Konuşamıyorum ki ya. Ben ağlarken konuşamam ki. Gelirken şimdi onlar hani radyo tatlı ses işte falan böyle konuşunca ben de telefon açtım Derya'nıma. Dedim şimdi o arabadaysa o da eğer bunu dinliyorsa o da ağlar şimdi. Açtım baktım o yazıhanede dedi ki evet ben de biraz şey oldum ama dedi onlardan biraz uzağım. Yani öyle insanın hoşuna gidiyor. Ne güzel insanın anasıyla olmak, ailesiyle olmak. Mesela Mehmetçikler gönderiyoruz. Değil, az önce de onun için okudum. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi ne çare. Niye eskiden hep gidenler geri geliyordu? Şimdi neden gelmiyor? Neden bazıları gelemiyor? Neden bazıları şehit düşüyor? Yani anaların yüreği neden sızlıyor? Geçen programda Ahmet Kaya'nın dediği gibi annesinin babasının gül gibi büyüttüğü beslediği asker oğlu askere gidiyor. Askerde şehit oluyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. Oradaki delikanlıya yazık. Ağlayan anaya yazık. Bekleyen nişanlıya yazık. Bekleyen bacıya kardeşe yazık. Yani her şeye yazık. Bu kadar. Şiirin sonu böyle bitiyor. Gel gör ki hasretin yakıyor beni ana. Bir tek gül bırakıp kayboldun gittin ana. Hiçbir ana gitmesin. Hiçbir ana da ele ayağa düşmesin. Çünkü biz çocuklar bizi beslerler, büyütürler ama ana el ayağa düştü de mi bakmayız yüzüne biliyor musunuz? Bu kadar da zalimizdir zaman zaman biz evlatlar. Öyle evlatlar tanırım ki anasını babasını döven evlatlar. Bir anneye, bir babaya el kalkar mı ya? O elleri kesmek lazım. Aferin be. Kaleci olur vallahi. Aynı şey gibi. Yakalı. Murmiç. Ne bir de ne? Murmiç mi? Ne? Mırmıç. Kaleci değil mi o? Murmiç. Peki. Harika. Efendim. Ne söylersin bize? Harika. Vallahi şimdi bunun arkasında ben bir hüzünlü bir parçam var ama. Olsun. Bence neşeli parça. Sen hüzünlü söyle şey neşelendirir. Ben bir neşeli söyleyeceğim. İki dağın arasında kalmış hep. Hicaz. Hicaz'dan gidiyorsunuz. Hicaz'dan. Biz Hicaz'dan gidiyoruz. Ben bilmiyorum. Ay işte böyle benim boğazımın düğümle. İşte kolay değil buydu. Bu muydu Hicaz işte? Bu da Hicaz, bu da can yakar. Şimdi şarkısı nasıl? Kötü değil mi? Kötü evet. Niye bu iğrenç şarkıyı okudun ya? Ya kim seçti? Yani harika, senin prodüktörün kim ya? Abi Hicaz şarkı okumayacaksın. Hicaz şarkı tutmaz. Bak. Fırat da Hicaz'dır. Tuttu mu? Ya. Tutmaz. Şimdi sen şarkının dışında ben seni sinemada da izledim. Ben oyunun, sahnelerden da çok geldim. İyi. Hayır. İkinci işim benim oyunculuğum. Kardeşim sen eskiden sahnelerde geldin de şarkı böyle şey ettirmiyordun ki. Ön şimdi plana çıktı. Bire, ön plana kendi fiziğim çıktı. Hayır. Ama şimdi fiziğim ön plana çıktığı için beni dinle Senin fiziğin beni ilgilendirmiyor. Hayır. Senin halkın yaptığın iş nedir şimdi? Şarkıcılık mı? Ben bakacağım sesi nasıl. Ben sesini beğeniyorum. Yemin ederim beğeniyorum çünkü. Sağ ol. Hani var böyle sahneden şeye geçenlere bakıyorsun, dinliyorsun. Detone kimi, ketone, sinemadan, retone, sürtone, kartone işte. Şimdi İbrahim Bey'in beğenmesi gerçek anlamda yüzüne karşı demiyorum. Benim için çok önemli. Harun'un da aynı şekilde. Hayır ben yani illa ben beğeniyorum değil. Hayır benim için güzel, çok güzel, önemli. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Onun senin bundan önceki bir kasetinde bir şarkın tutmuştu. Neydi o? Alışırım. Evet, kardeşim yani hocam. Şimdi Allah Allah. Güzel şarkı. Ama tamam işte ama böyle. Ama başka firmada jilet, olduğun için. O da jilet. Mecburen böyle, başka jilet. Firmada olduğun için. İbrahim Bey o da şöyle jilet de biliyorsun. Kadın geliyor ki ben diyor jilet attım biliyor musun? Allah aşkına ödüm patladı şey değil şimdi üstünden anlatayım mı? Güzel şarkı o ya. İzmir'de dinleyin bak. İzmir'de çocuklar şeyi bilirsiniz fuarın içindeki. Neydi o? Haruncuğum Kervansaray. Yerini aldım özür dilerim. Kervansaray ayrıca çalışıyorum. Sen de benim yerimi aldın da olsun. İbrahim Bey'cim bayan geldi ama nasıl tam böyle Türkan Şoray gözleri falan hakikaten çok güzel. Ayıptır senin pavyonda çalışıyormuş. Ve bu arada da alışırma takılmış. Yok canım ayıptır senin. Niye ayıp olsun? Hayır yani pavyonda derken küçümsemiyorum. Çünkü benim için çalışan insan benim başım üzerinde yeri vardır. İyi. Ben çalışmayan insandan nefret ediyorum. Ben çünkü İyi, çocuk... Orada sandalye koltuk var mı? Hayır o değil nefret ediyorum çünkü pasif insanlardan nefret ederim.
Yani İnsanlardan nefret etmeyiniz efendim. Hayır efendim, şundan nefret ediyorum. Çalışmayan insandan nefret ediyorum. Bırakın konuyu şimdi dağıtmadan şunu anlatayım. Lütfen. Tabii anlatın, üzülünüz. Ben yerime geçebilir miyim? Dayak yiyeyim. Biliyor biliyor musun dedi, ben dedi. Ay bir baktım buradan buraya jilet. Alışmış işte. Ama güzel değil ya, ben bunu sevmiyorum. Şimdi güzel şarkıya, güzel yorumlanmış bir şeye... Tabii ki insanlar efkarlanınca ben de lan! Bazen, tabii ne arattığım oluyor ya, sen bildiğin gibi değil ya. Tabii. Kimsesiz sokaklarda. Allah Allah. Çünkü kimse olmayacak sokakta. Rezil rüsva olurum, İbrahim Tatlıses diyor. Geliyorum diyor, merak etme, şimdi avı getiriyorum. Bu şimdi gidiyor, o kervan başı bakıyor ki bir tane tilki geliyor. Vav 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 falan geliyor, bir tane değnek vurana kadar buna. Diyor. Diyor ki ne oldu? Ne bileyim diyor, aslana özendim. Onun için kendini bilmişlere buradan sesleniyorum. Kendini bilmişlere efendim. Siz siz olun, aslana özenmeyin. Siz siz olun, kendinizin dışına çıkmayın. Şimdi Harun Kolçak çağırıyoruz ve alkışlıyoruz. Laylallam. Ne söyleyeceksin bize? Şimdi neşeli bir şarkı söyleyeyim. Aman neşe bizi kaldır ayağa. Günahın boynuna. Ama bak nasıl, yıllar geçiyor, sevgilisi geri dönüyor. Diyor ki ben severim seni, gel. Alırım koynuma ama diyor şeytan uyarırsa günahın boynuna. Yani şeytan şey yaptı ya, sarhoştum belki de kafa mıydı bilmiyorum işte, yani. Zavallı şeytan. Abi çok güzel. Günahın boynuna. İçimiz açıldı. Ne güzel evet. Kafasınız var. Ne kadar estetik hareketleri var değil mi? Oo da sen... Harun nasıl? Ay ne oldu? Bir şey, bir ses geldi. Ne oldu? Şinsiye bir vasiyette nasihatte bulunur mu? Söyle. Urfalı Bobi'den beraber evde bir nüfus sayımında, fi tarihinde. Evet. Bulunmanın nedir lan? Şerefini, mutluluğunu yaşadım. Ha. Şimdi nüfus memurası geldi, sordu herkesinkinin nüfusunu işte tamamla tekmil etti. Sıra babaya geldi. Dedi ki ne iş yapıyorsunuz babaya? Urfalı babaya. Ha şey sordu, nüfus memurası. Dedi ki evladım dünyanın işini bitiremeyeceğimi bildiğim için başlamadım. Şimdi ben de siyah nasıl, dünyanın işini bitiremezsen, çok sen seni yorma, sağlığa dikkat edin, bu memleketin siyah ihtiyacı var. Allah rızası için. Siyah yalvarıyor. Ya. Bu reklamdadır yani. Evet, şimdi reklamlar diyeceğim. Reklamlar diyeceğim. Bu reklamlarda bize grup La Çin diyecek. Reklamlar! Bu grup La Çin var ya, bu grup La Çin. Çok beladırlar. Kendileri. Ne söyleyeceksiniz şimdi? Yani daha doğrusu, daha doğrusu sözcünüz kimse ondan konuşayım. Mesela kim konuşacak, cevap verecek? Mesela siz nereden geldiniz abi? Biz, nesiniz? Biz 6 yıllık bir grubuz. İzmir'den geldik. İzmir Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuduk, bitiren arkadaşlarımız var. Bu bizim üçüncü albümümüz. Üçüncü albümde sizinle beraber olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. İlk iki albümde güzel bir çıkış olmadı bizim için. Ama bundan umutluyuz ve çok güzel gidiyor. Çok iyi gerçekten. Biz satışlardan memnunuz yani. Yani... yani çocuklar tam iflas ediyoruz ama Allah'tan 1 milyon kaset sattı ha. Değil mi? Kalmadı, şimdi ne söyleyeceksiniz bize son şimdi, kasetinizden? Şimdi kasetimizde güzel bir zeybeğimiz vardı. Hı? Mezarımın taşı. Bunu ben canlı babamdan çaldım. Babam bunu kullanacak. Efendim babası da aynı zamanda müzisyendir. İzmirlidir kendisi, babası. Tabii, zeybek oynayacaklar. Ay benim. Bu koltukları ne şeylerden aldım. Para saydım bunlara, para. Orada kırılırsa, gel. Ödemiş yöresine ait. Evet, biz de zeybek dinleyicileri. Evet. Zeybekçiler. Ben de kaçayım buradan. Kısaca ağzımız var. Muhakkak izleyenleriniz olmuştur. 9 Dağ Nefesi Çakıcı. Tamam. Mehmet Efe'ye yakılmış bir ağıt. Akabinde zeybek de ona bağlantılı. Kısaca elimizden geldiği kadarıyla ben o ağıtı Boz'da bir kuple okumaya çalışacağım. Daha sonra zevkinizi okuyacağız. Sağ olun. Müzik
Gözünün
kabile doldu. Şimdi bu arkadaşlar grup ama böyle grup dediği zaman böyle bunlar folklor türkülerimizi, böyle eski türkülerimizi, hatta kendileri de derlediği yeni türküleriyle birlikte karma yapıp öyle yani şarkıları öyle okuyorlar. Yani okudukları hep türküler değil mi? Evet. Evet. Yani yanlış şey yok, Batı müziği falan. Hayır. Başka bir şey yok. Hep türkü. Olduğu gibi hep halk müziği. Sonra benim de iki tane türkü bir şey ettirim bile. Derlesinler. Çünkü büyük bir olur. Koltuğumu sakladım. Nihayetinde koltuğum kurtuldu. Allah korusun belli bir şey. Kulaklıktaki ağzında böyle bir böyle 10 tane böyle 20 tane böyle sallıyor. Nasıl oluyor? Bir anlasana Allah aşkına. İlk önce yere vurdun. İlk girişinden. İlk girişimiz vardır her zaman. Ne abi ne o? Haydi efeler deriz, gireriz. Yere şöyle yerden şöyle bir toz aldık. Şöyle böyle süreriz bıyıklar şöyle alırız. Zeybek figürleri her zaman sol ayakla başlar hocam. Sol ayakla başladı. Niye? Gerek. Çünkü zeybekler genelde 9 zamanlı olduğu için burada bilimsel ders vermeyelim. O yüzden 9 zamanlı bir şey. Bununla birlikte. Evet. Zeybek figürlerinde... Tabii sen anlat ben geliyorum zeybeği. Allah cezanı verecek. İşte diz vurma figürleri olsun. Bu figürlerde dikkat ederseniz bir ezme figürü vardır. Bunu iki türlü yorumluyorlar. Ya bir kartalın avını parçalaması ya da üzüm ezme. Bu üzüm ezme mi? Böyle de olabildiği söyleniyor. Tabii bu zeybek tartışma konusudur. Orta Asya'dan geldiği de söyleniyor. Ya bayağı bilimsel bir ders oldu. Belgesel yapmaya başladık. Çok güzel. Her şeyden çok ama güzel. Ama bizim amacımız tabii ki halk danslarıyla birlikte halk kültürümüzü. Bunlar güzel. 7'den 77'ye herkese şunlar, sunmak. Şunlar. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şu ne bu? Bu da denge işidir hocam. Denge nasıl yani? Şu atın eşelemesidir. Hiç indirmeden ayak. Neyi? Atımız eşmedir bu figürün ismi. Eşeriz böyle. Eşeriz. Eşelim abi. Deşelim abi. Şeye soracağım. Hanımefendinin bir tane kuşu var. Papağan. Niye papağan kuş değil mi? Ya kuş cins. Papağan desin. Kuşgiller hepsi aynı. Ay var ya cik cik küçük 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 onlar konuşuyor öyle değil ki papağan. Nasıl papağan konuşuyor bu? Hmm. Adı ne bunun? Çapkın. Çap mı? Çapkın. Kendi kendine at bulmuş abi bu. Kuşu konuşuyor kendi kendine at bulmuş. Erkek ya kendi çapkın diyor, berduş diyor bir şeyler söylüyor böyle. Erkek yani olduğunun bilinci İbrahim Tatlıses mi? Ya böyle bir hayvan olamaz. İbrahim Tatlıses'in neyin? Manya. Ve de Tarkan'ın var. Yani şey var ya kucağına düştüm yavrum. Yemin et bunları söylüyor. Allah canım Allah. Benimle yavrum söylüyor. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in şeysi. Tombul tombul memmeler. Ondan sonra canım yavrum bir tanem harikacığım aşkım. Ondan sonra bu kadar. Sen onu zorla öğrettirmiştin. Vallahi ben bunu ezberleyorsan yapartırım sana ekmek vermem. Yemin ediyorum. Peki senin babanın cinsi ne? Jako cinsi bunlar. Ben anlamam. Gri kırmızı kuyruk oluyor. Afrika dünyanın kökenlidir. En iyi konuşan. Kendisi Afrikalı mı olur? Evet, Afrikalı. Afrika'dan gelir. Hı. Gerçekten pek öyle diğerleri gibi görkemli değildir renkleri ama en iyi konuşan papağandır. Bayağı mesela sizin sesinizin tonunda söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Yani mesela benim de vardı da gri si oldu. Si bağırıyor ha? Vallahi bağırıyor. Mesela ben yatak odamdan mesela anne diyor. Yatak odamdan diyor. Benim üçüncü katta mesela. O en aşağı katta salonda duruyor. Tabii evinizde bu arada öğrendik. 4 katlı mı? Hayır, kaniş cinsi de bir köpeğim var. Kaniş cinsi de bir köpeğim var. İsmi de Taki. Hayvanı var, delirtti en sonunda. Taki iyi diyor, gel buraya diyor. Hayvan bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. En sonunda kalpten götürecek. Bizim de evimizde bir tane köpek var. Var mı? Tommy adı tabii. Tommy. Ne cinsi söyledim size içeride? Saint Bernard. Saint Bernard. Cinsinde... Ayıptır söylemesi, daha 3 aylık. İnanmıyorum. Yemin ediyorum. Onlar biliyorsun böyle oluyorlar. Şöyle olurlar. Yarınki bir günde herhalde evden kovacağım onu çünkü ben çok severim hayvanları. Bayılırım itlere. Yani it cinsine bayılırım. Geri ama. Yani...
alıyorum bunu korkumu yenmek için. Bazen şakalaşıyorum. Ya yapmıyorum ha. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben almayayım. Kısa tutun oğlum ipini. Kısa. Şuradan. Muhatap olalım senden. Tabii İbo'dan böyle balıklama atlıyorlar. Bir gün bu da böyle debelenirken yalnız yemin ediyorum ilk defa çocuğun rengini öyle gördüm. Ay. Bir anda çok seviyor. Oğlu, o aldırdı bize. Ama çok ben, tehlikeli. Evde köpek mepek sevmem. Uyuz olurum. Rica etti. Bana dedi ki baba bir tane köpek al. İyi peki oğlum anayım dedim. Hangi cinsten istersin? Çünkü benim anam da Allah selamet versin şeyden Amerika'dan mezundur bu konuda. Ya ben köpek cinsinden ne anlarım? Sen Bernard ama hakikaten. Sen Bernard. Sen Bernard. Bu Timberland gibi bir şey bu ayakkabı. Gel Harun birlikte o zaman. Şimdi sen Bernard. Şimdi Harun'la istersen bir açıklık getirelim köpeğin özelliklerini sayalım. Aslında son derece insan kurtaran bir yönü var. İnsancıl yönü vardır o hayvanın. Yani bilhassa sizdeki olan köpek. Çığ altında kalan insanları tabii ki kurtarıyor. Özellikle o bölgelerde konyak böyle fıçıyla yani koyuyorlar. Yani bilhassa her şeyden yaşarlarmış öyle mi? Soğuk aslında bölgelerde. Bu soğuk, ülkede karlar bu tip içinde. Hayvanları beslememek lazım. Özellikle yazın eziyet oluyor. Klimalı yani bir yer yapmanız çünkü gerekecek. En bunaldığı şey 13-14 derecede falan bunalıyorlar yani hayvanlar. Soğuk değil iklim hayvanı bunlar. Çığ altında kalanları falan kurtarırlar böyle. Kurtarmalı. Şimdi ben de çok konuşunca bunalıyorum. Harikayı alıyorum. Dur bir dakika mikrofon. Ha ben de bir tane söyleyeceğim değil mi? Unuttum. Evet. Harika avucu dinliyoruz. Ne dinliyoruz? Sonbahar rüzgarları. Sonbahar rüzgarları. Nara gelsin. Evet. Harikaya teşekkür ediyoruz. Gerçekten harikanın harika da sesi var onu da söyleyeyim. Harika sesinin yanında harika da bir fiziği var. Biz aynen. Şu anda senden es müzikteyiz onun için. Es müzik. Bizim aile de bela bir ailedir ha. Efendim. Ailenin biraz üvey evladı durumundayım. Durmuyor artık bir şeyler. Üstümüzde sürmüyor bir şeyler. Hiçbir yerin durmuyor ki. Duydunuz mu? Onlar bunları duyuyorlar ya. Bu çok gizli ben söyledim böyle ufak söyledim bile. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Anlamıyorum. Efendim. Şimdi benim sürekli gittiğim bir hastane var. Sürekli gittiğim bir hastane. Bir dakika. Aksoy Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Bir. Geldiğiniz için bir. Bir de gecenin bir yarısı, gecenin sabahın bilmem nesi, ne zaman telefon açarsam hocanın telefonu istediğim zaman hemen şak diye veriyorsun sağ olun. Bir. İkincisi bir de ben bundan 6 sene evvel bir check-up yaptırdım Amerikan Hastanesi'nde. Bu hangi Amerikan ama bu? Nişantaşı. Çünkü çok Amerikan internet bilmem ne var. Bu yoksa bizim İbo'nun doğduğu yer mi? Evet. Ya. Vay be. Oğlan orada doğdu. Vay. Bak her şey belli. Saat Şubat, 15 Şubat. Saat 1'i çerek gece. İbo. Kova tamam. Burcu. O 15 Şubat. Kova Burcu işte aynı. Kova mı? Evet. Benim belli değil abi. Anama soruyorum demek ki anne ne zaman? Dedi ki vallahi oğlum kar yağıydı. şimdi ben nereden bileyim kaç yaşındayım? Bazen soruyorlar kaç diyorum ki 49, bazı diyorum 51. Sallıyorum. Ama doğrusunu isterseniz 37. Ama İbrahim Bey 35'ten fazla göstermiyor ben, şu an. Yemin et. Vallahi gösteriyor. Ben şimdi az önce sen yokken dedim ki 19 yaşına gösterir, inanmadılar. Gösteriyor mu göstermiyor? Bana dedi ya 35 göstermiyor. Gene Harun da 22, 23. Ama İbrahim Bey 35 yaşına göstermiyor mu gerçekten? Yapma canım o kadardı. Ama Allah aşkına. 35'e anlaşalım hadi gel. Allah aşkına bak bir dakika bir şey söyleyeyim bak. Tamam. Et yiyenlere bak ikimize bak suratımıza bak. Et yiyenler ve et yemeyene bak. Bir bebek ne bir çizgi var ne bir şey var. Suratıma bak veresiye sürülmüş tarlaya benziyor. Ay aynen. Allah. Vallahi billahi. Onun da rengi sarı. Benim sarı mı yani? Evet çek bakayım sarı elini. Mı? Elini çek saçını sarılığa mı yüzüne vurdu yoksa? Evet. Bu kadar çabuk düzelten bir... Evet. Dem evladım dem. Ne söyleyeyim? Ay. Güzel şey. Ağlat biraz. Peki ona bağlı söyleyeyim. At gitsin söyleyeyim ama ona bağlı söyleyeyim. Peki.
Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ana göz, bir ana göz kanıma düştü. Kaşın oynattı gözünde güldü, gülen de kadası canıma düştü. El eskerem, her derdi de hal ya. Sen dertlisin, hanım sen dertlisin. Ben yaralıyım, dedi nişanlıyım, dedi nişanlıyım, özgemanıyım. Kırıldı kol kanadım, yanıma düştüm. Gitsin eskimişse at gitsin, at gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin, at gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. Eskimişse at gitsin, at gitsin, at gitsin, yaramazsa at gitsin.
gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. At gitsin, at gitsin, eskimişse at gitsin. At gitsin, at gitsin, yaramasa at gitsin. Evet, şimdi Harun Kolcağımıza ne söyleyecek? Ne söyleyeceksin? Hadi yani bakalım. Ne? Madem sen istiyorsun, hüzünlü bir şarkı söyleyeceğim. Peki, hüzünlü bir şey söyle, ben de arkasından hüzünsüz bir şey... Bak, sana gülmek yakışıyor dedi. Sen gül, ben hüzünlü söylerken. Peki. Bak, evet, sen şimdi söyle bak. Evet. Harun Kolçak, hüzünlü sizlerle. Yok, şarkının adı neydi ya? Gitme seviyorum. Gitme seviyorum diyor. Ben de gitmiyorum. Gerçekten, gerçekten çok duygulu, çok da güzel bir şarkı. Çok güzel. Sağ ol. Buna klip çektiniz mi? Çektik. Yakında, yani bugünlerde gösterilecek. Yani daha yayınlanmadı. Peki bunun sözleri kimin? Benim. Hepsi mi senin? Yok, müziği bir Yunan bestecinin. Kimin? Bir Yunan bestecinin. Ha, Yunan, evet, güzel. Peki Haruncuğum, sen evde ekmek yapıyor musun? Sen fırıncılığa mı başladın, ne yapıyorsun? Ya baktım ekmeklerin içinden fareler filan, böcekler çıkıyor. E ben vejetaryenim, et yemiyorum. Bu yüzden ekmeğimi kendim yapayım dedim. Keşke olsa da yeseydik ya. Peki, ne yapalım? Programın sonuna geldik. Şimdi Grup Laçi'nin son kasetin adını taşıyan bir şeyleri var. Parçaları var. Bekar gezelim diyor. Bekar gezelim. Evet, Grup Laçin. Sizi dinliyoruz çocuklar.